Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salatü ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Muhakkak ki kişi olsun, ümmet olsun, kibirlinin sonu dünyada ve ahirette de ve kötüdür. İtaatsizlik eden ümmet ve memleketlerin helak edilmesi Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunudur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Allah Teala şöyle buyurur. Ad kavmine gelince yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim var dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim mucizelerimizi inkar ediyorlardı. Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o uğursuz günlerde soğuk bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha çok rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez. Ve başka ayetlerde Yüce Allah şöyle buyurur. Rabbinin ve onun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azmış nice memleketler vardır ki biz onları çetin bir hesaba çekmiş ve onları görülmemiş azaba çarptırmışızdır. Böylece onlar da yaptıklarının karşılığını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Kibir, Cenab-ı Hakk'ın itaatsizlik edildiği ilk günahtır. Halbuki Allah Teala meleklerin Hazreti Adem'e secde etmelerini emrettiğinde iblis hariç secde ettiler. Allah Teala sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenlerden olmadı buyurmuştur. Kibirli insanlar dünyada simalarından tanındıkları gibi ahirette de yine simalarından tanınırlar. Allah Teala kıyamet gününde Araf'takiler simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek şöyle diyecekler. Gördünüz mü? O toplanıp bir araya gelmeniz ve büyüklük taslamanız size bir şey kazandırmadı buyurmuştur. Bu yüzden İslam kibirin kötü sonucundan uyardı ve onu Allah'ın merhametinden uzaklaşma kapılarından biri saydı. Allah Teala kibir sahiplerine elem verici bir azap hazırladı. Allah Teala bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız buyurdu. Ve başka ayette şöyle de buyurdu. Kıyamet gününde Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Kibirlenenlerin kalacağı yer cehennemde değil midir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet ile cehennem münakaşa ettiler. Cehennem bende zorbalar ve kibirliler var dedi. Cennet bende yalnız zayıflar ve yoksullar var dedi. Bunun üzerine Allah Teala onların çekişmesini şöyle halletti. Ey cennet, sen benim rahmetimsin. Dilediğime seninle merhamet ederim. Ey cehennem, sen de benim azabımsın. Dilediğime seninle azap ederim. Ben her ikinizi de dolduracağım. Ve başka bir hadiste Efendimiz şöyle buyurdu. Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Katı kalpli, kaba, cimri ve kibirli kimselerdir. Şüphesiz ki kibir hasta kalplere yerleşir. Zira bazen insan az şeye sahip olmasına rağmen kibirli olabilir.
Bazen de insan zengin olmasına rağmen mütevazi olabilir. Bu bağlamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Sahabinin biri, insan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder deyince Resulullah, Allah güzeldir, güzeli sever, kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu. Kibir hem ruhu hem de toplumu yok eden en ciddi sosyal ve psikolojik hastalıklardan biridir. Kibir sahibi kendini beğenmiş ve diğerlere büyüklük taslar. Allah Teala buyurdu ki, onların kalplerinde asla yetişemeyecekleri bir büyüklük hevesinden başka bir şey yoktur. Kibir kalbe yerleşmesine rağmen davranışlarda da belirtileri vardır. Bu belirtilerden büyüklük gururunu göstermektir. Allah Teala, böylesine Allah'tan kork denilince benlik ve gurur kendisini günaha sevk eder buyurmuştur. Bu kibirli kişi büyüklük gururundan dolayı hakkı bile kabul etmeyerek kendisini halak edebilir. Allah Teala, ona cehennem yeter, o ne kötü yerdir buyurdu. Bazı insanlar peygambere karşı kibirlenerek emrine uymayı kabul etmezler. Seleme İbni Akva radıyallahu anh'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sol eliyle yemek yedi. Peygamberimiz ona sağ elinle ye buyurdu. Adam yiyemiyorum dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz buyurdu ki, yiyemez ol. Onu böyle demeye kibri sevk etti. Bundan sonra elini ağzına kaldıramadı. İnsanları küçümseyerek yüz çevirmek de kibir belirtilerindendir. Allah Teala Lokman suresinde şöyle buyurdu: küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Ve başka ayette, yeryüzünde böbürlenerek dolaşma, çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: vaktiyle kendini beğenmiş bir adam güzel elbisesini giymiş, saçını taramış, çalım satarak yürüyordu. Allah Teala onu yerin dibine geçiriverdi. O şahıs kıyamete kadar debelenerek yerin dibini boylamaya devam edecektir. İşte bu hadise göre arabalar ve saraylarla gösteriş yapmak da elbiseyle gösterişli yürümek gibidir. Kibirli insanın belirtilerinden de yanına başkasının oturmasını istememek ve küçümseyerek fakirlerle birlikte oturmamaktır. İşte müşrikler de Selman, Suhayb ve Bilal gibi fakir sahabelerin yanında oturmayı kabul etmezlerdi. Kureyş büyükleri Resulullah'a, bunları yanımızdan kov, onlar bize cüret etmesinler dediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi: Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları kovma. Yine de kibir belirtilerinden, fakirlerin davetine gitmek istemeyip zenginlerinkini tercih etmektir. Abu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yemeklerin en fenası, davet edildiği zaman gelecek olan kimselerin çağrılmadığı ve gelmeye pek arzulu olmayanların davet edildiği düğün yemekleridir. Canı istemediği için davete gitmeyen kimse Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş sayılır. Kibirli kişi başkasını kendisinden düşük gördüğü insanlara selam vermez. Resulullah büyük olsun küçük olsun yanından geçtiği herkese selam verirdi. Hadis-i şerife göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların yanından geçti ve onlara selam verdi. Kibir belirtilerinden düşmanlıkta haddi aşmak ve haksızlık yapmaktır.
Şüphesiz Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küzdürmesi haramdır. Zira bu davranış irtibatsızlığa ve fesada yol açar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küzdürmesi helal olmaz. Kim Müslüman kardeşini 3 günden fazla terk eder ve o hal üzere ölürse cehenneme girer. Ve diğer bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslümanın din kardeşini 3 gün 3 geceden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. İki Müslüman karşılarlar biri bir tarafa öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selam verendir. Yine de başka bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 4 huy vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi tam münafık olur. Kimde de bu huylardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar o kişi de münafıklıktan bir sıfat bulunmuş olur. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verince sözünden döner. Düşmanlıkta haddi aşar, haksızlık yapar. Gerçekten ki bir müşriklerin İslam'a girmeyi reddetmelerine bir sebep olmuştur. Allah Teala şöyle buyurdu. Onlara Allah'tan başka tanrı yoktur denildiği zaman kibirle direnirlerdi. Yine kibirden dolayı Yahudiler Peygamber Efendimizin hak peygamber olduğunu bildiklerine rağmen ona uymamışlar. Allah Teala kendilerine kitap verdiklerimiz onu öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir grup bile gerçeği gizlerler buyurmuştur. Yine de kibir sebebiyle İsrail oğulları kendilerine gönderilen peygamberleri yalanlayıp öldürmüşler. Allah Teala buyurdu ki, gündünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi geldikçe ona karşı büyüklük tasladınız. Peygamberlerden bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Kibir ve büyüklük taslamak geçen ümmetlerin peygamberleri yalanlamalarına sebep oldu. Hazreti Nuh kavmi hakkında Allah Teala şöyle buyurmuştur. Gerçekten de günahlarını bağışlaman için onları da ne zaman davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için elbiselerine büründüler, ayak dirediler ve kibirlendiler. Hazreti Ad kavmi hakkında Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ad kavmine gelince yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim var dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Hazreti Salih kavmi hakkında Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, İşlerinden zayıf görülen inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inananlarız dediler. Büyüklük taslayanlar, biz de sizin inandığınızı inkar edenleriz dediler. Hazreti Şuayb kavmi hakkında Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kavminden ileri gelen kibirliler dediler ki, ey Şuayb, seni ve seninle beraber inananları memleketimizden kesinlikle çıkaracağız veya dinimize döneceksiniz. Şuayb, istemesek de mi dedi. İşte böylece Allah'ın emrine karşı kibirlenen her milletin sonucu kötü olmuştu. Bu çaresiz hastalığa yakalanmış olanlar kaderlerini tedavi etmeliler. İnsan kendi yaratılışını düşünmeli. Halbuki Allah ilk başta insanı çamurdan yarattı. Sonra onu sağlam bir karargahta nutfe haline getirdi. Sonra nutfeyi alaka yaptık. O alaka yaptı. Beşinden alakayı bir parçacık et haline soktu. Bu parçacık eti kemiklere çevirdi. Bu kemikleri etle kapladı.
Sonra onu başka bir yaratış, bir yaratışla insan haline getirdi. Dolayısıyla insan aslına bakıp büyüklük taslamamalıdır. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyada kendini beğenip büyüklük taslayanlar kıyamet günü insan şeklinde zerrecikler gibi mahşer yerine çıkarılacaklar. Her yönden zillet kendilerini kaplayacaktır. Bu hususta Allah Teala işte ahiret yurdu, biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerinindir buyurmuştur. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi, son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, Allah yolundan alıkoyan kişinin belirtilerinden de şunlardır. Dış görünüşe öncelik verip tavır ve davranışa bakmayan insanlarda sözler ve fiillerin çelişmesi ve ideallik ve barışçılık iddia edilmesidir. İslam'ın öğretilerine göre davranmayan ve dış görünüşten hüküm veren kişi nefrete çağırma ve Allah'ın yolundan alıkoymanın en önemli çizgilerinden biridir. Bunların hakkında Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. İçinizde nefret ettiren kimseler var. Dindar görünüşü olup haksızca insanların mallarını yiyen ve din sömürüsü yapanlar din ticaretini de iyi bilirler. Bunlar topluma büyük tehlike oluşturuyorlar. Bu münafıkların amacı ülkeyi ele geçirmek ve dış güçlerin güdümüne teslim etmektir. Terör örgütleri gençlerin beşine düşer ve gençlerin dini duygularını yalan hikayelerle ve sahte vaatlerle sömürüyorlar. Dindarlığı yalnız ibadet için sınırlayanlar insanları tekfir etmeye ve silah taşımaya davet ediyorlar. İşte namaz kılan ve oruçta tutan hariciler yeterince şeriatı anlamadıkları için insanlara karşı kılıçlarıyla çıktılar ve eğer ilim alsaydılar bunu yapmazlardı. İslam tüm anlamlarıyla merhamet dinidir. Dolayısıyla merhametten uzaklaştıran şey İslam'dan da uzaklaştırır. Önemli olan iyi söz değil, iyi davranıştır. Derler ki bir adamın bin kişiye etkili olması bin kişinin bir kişiye konuşmasından daha iyidir. Yani gerçek dindarlık çok konuşmakla değil, güzel ahlak ve iyi davranışlarla ölçülür. Ey Allah'ım, bize hakkı hak olarak göster, onu oymayı nasip et. Batılı batıl olarak göster, ondan kaçınmayı nasip et.